8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları, Anka Kuşu Yayın Evi sayfa 14 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 14 Cevapları Anka Yayın Evi. Etkinlik. Biz, rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onu, yeterli suyu, depolayamazdınız. Hicr Suresi 22. Ayet. Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar, döner. İşte bu, aziz ve aleme olan Allah'ın takdiridir. YSN Suresi 37-38. Ayetler. Yukarıdaki ayetlerde hangi yasalara işaret edilmektedir? Belirleyiniz. Cevap, bu ayetlerde fiziksel yasalara işaret edilmektedir. Bu fiziksel yasalar, rüzgarların bitkileri aşılaması ve çoğalmasını sağlaması, yağmurun yağması, gece ve gündüzün meydan gelmesi, güneşin yörüngede hareket etmesi yasalarından bahsedilmiştir, güdüleme. İnsan hangi özellikleriyle diğer varlıklardan ayrılır? Cevap, insan akıllı, düşünen, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inanan bir varlıktır. Bütün bu özelliklerden dolayı insan diğer canlılardan farklı ve Allah'ın yarattığı varlıklar arasında seçkin bir yere sahiptir. 8. Sınıf Anka Yayın Evi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 14 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.